Evet, herkese merhabalar izleyenlere. Bugün 21. yüzyıl için 21 ders. Böyle sayıya takılanlar olabilir ama sayılara takılmak da güzeldir matematik için. Ya bazıları işte yorumlar var bu kitapla ilgili. Bu kitabı konuşacağız, Her Yerinin Kitabı. Mustafa Acungil ile birlikte. Ben Emre Tuna Aydın. Yani niye 21, niye 15 değil, niye 22 değil falan diye. Bence de 22 olsa daha iyiydi. İnsanı, teknolojiyi ve geleceği, hatta birazcık da geçmişi konuşacağımız ve bugünü konuşacağımız bir yayın olacak. Mustafa Hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim hocam, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok sağ ol. Biraz şehir dışındayım, ışığımı getiremedim. Karanlıkta kalmış olabilirim, idare edecek artık katılımcılar. Yok, Sesim tam geliyor herhalde. gayet net geliyor sesiniz. Benim de geldiğini düşünüyorum. Kulaklık. En iyisi kablolu kulaklıkmış. Öyle diyorlar. Diğerleri ona yaklaşmaya çalışıyor. Biz de o teknolojiyi kullanıyoruz. Şimdi hocam ne dersin? Birazcık kitaptan tabii ki bahsedebiliriz. Ben sözü sana vermek istiyorum. Hariri'den de istersen bir paylaşımla başlayabiliriz. Buyurun. Evet, kitabımızı şöyle yanımda da getirdim, daha önce okumuştum ama Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabı. Ben aslında daha önce kitaplarını okumuştum. Homo sapiens, sonra Homo Deus diye. Harari bir tarihçi, daha önce duymayanlar varsa, ama bayağı kafalı, hani çalışan, kafa yoran, farklı şeylerle bağlantıları kuran bir insan. Homo sapiens, Sapiens'in tarihini çok güzel bir bağlamda anlatan bir kitaptı. Mesela oradaki kavramlardan işte insanın bir kurgu yarattığı ve ona topluluk halinde inanıp inancını devam ettirdiği, onun etrafında büyük oluşumlar yaptığı olgusu beni çok etkileyen bir şeydi. Bugün mesela bankacılık dediğimiz şey, şirket dediğimiz şey tamamen böyle bir şey aslında. Mesela yapay zeka da böyle. Hani yapay zeka teknik bir olgu ama biz yapay zekayı bir rol biçip ona inanmaya başlıyoruz falan. Dolayısıyla onu bir yere doğru konumluyoruz. Sonra bu kitapta 21. yüzyıl için 21 dersle bence bunları baya güzel bir araya getirmiş. Yani hani bir yandan tarih buraya doğru nereden nasıl geldi, işte teknolojinin etkileri, bu teknolojinin etkilerinin sosyolojik olgularla bağlantıları, nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz. Baya güzel toparlamış olduğunu düşünüyorum bu kitapta. Tabii tamamen cevaplardan oluşmuyor kitap. Büyük ölçüde sorulardan da oluşuyor. Yani her bölümde işte bir çözüm bu olabilir mi acaba diye bir şeylere girip orada bir gelişmeyi de ilerletip sonra ya bak bu da çözmüyor işi deyip başka bir yere doğru götürüyor. Sonunu nereye bağladığını ileriki bölümlerde konuşuruz. Peki, çok Roman güzel oldu hocam. ama sürprizle. Gayet güzel. Yani insan, teknoloji, gelecek ve madde kesişimi aslında. Birkaç matematiksel kümenin kesişimini konuşuyoruz gibi. Aslında belki izleyiciler için hem canlı yayın hem de sonradan izleyenler için ben de kendimden bahsedeyim. Emre Tuna Aydın. İnsan kaynaklarında 15 yıl kadar bir deneyimim var. Derdim insan, aslında kendime dönmeye çalışan ve insanları da anlamaya çalışan bir İK'cı. Ama bunu yaparken de veriyle çalışan bir insan kaynakları danışmanıyım. Şimdi de böyle bir şirketimiz var, BNC Insight, BNC Turkey diye. Mustafa Hocam, sen de aslında hani bu kitabı biz konuşuyoruz ama bir İK'cı olarak, ben insanla ilgili merak eden biri olarak ve teknolojiyi de ilk insanda kullanmaya çalışan, şirkette kullanmaya çalışan bir danışmanım, bir şirketimiz var. Yani ama fikrimiz ve sorularımız var sizin dediğiniz gibi. Seni hocam, şimdi bir hukukumuz var ama tabii sen kendini nasıl tanımlarsın? Ne dersin? Hani senin de yapay zeka ile ilgili bir çalışmaların var. Hani bu kitabı o açıdan iki insanın ele alıp konuştuğunu da bir belki altını çizmek için söylüyorum. Ben de aslında çeşitli yönlerden Harari'nin çalışmalarına bir hayli yakınlık içindeyim. Birincisi veri alanında çalışıyorum zaten. Yani 2001'den beri yaklaşık 20 yıllık veri alanında bunun sorgulanmasından, raporlamasından tutun, iş zekası sistemleri, sonra veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka.
Hani son 1,5 yıldır da makine öğrenmesi yetkinliklerini şirketlere kalıcı olarak yani içbaşı eğitim şeklinde edindirmeye yönelik Microsoft bünyesinde bir programı yürütüyorum. Yani yoğun olarak veriyle ilgili çalışıyorum. Bir kere bu zaten Harari ile bir bağlantı kuruyor. Çünkü o da hani üzerinde en çok durduğu konular büyük veri, yapay zeka, bunun etkileri gibi konular. Ama aynı zamanda senin gibi hocam ben de insana, topluma, geleceğe çok meraklıyım. Hani endüstri mühendisliği okudum. Mühendislik yönetimi yüksek lisansı yapmıştım üzerine. Sonra üstüne sosyoloji lisansı, tarih lisansı okudum. Şu an felsefe lisansına devam ediyorum. Ve nörobilimde de ikinci yüksek lisansımı yaptım. Yani eğitimler konuları anlamında da yani tarih olarak nereden geliyoruz? Bu şu anki teknolojik değişimler ne gibi şeyler oluşturuyorlar? Nasıl toplumsal etkileri var? Gibi konulara ciddi anlamda kafa yoruyorum. O yönden Harari de tam bu çerçevede bakıyor aslında işe. Tarihsel perspektiften bakıyor, nereden geliyoruz, teknolojinin etkilerini yorumluyor ve veri bağlamında teknolojinin etkileriyle beraber insanın nasıl bir gelecek bekliyor, tam olarak benzer konulara odaklı aslında. Bu konularla ilgili çeşitli kitaplarım var ama özellikle Sinan Canan Hoca ile beraber yazdığımız Dijital Gelecek'te İnsan Kalmak başlıklı bir kitapta yine bu konulara, benzer konulara odaklı çalışmalarımdan bir tanesi. Şu aralarda online çalışmalar olarak aslında iki tane temel kavram üzerinde duruyorum. Bir hibrit dünya, hibrit dünyayı anlamak, hibrit dünyada insan. Yani fiziksel dünyayla dijital dünyanın bütünleşmesi ve yepyeni bir dünya oluşturması. Bir de çevik yaşam. Yani böyle acayip belirsiz bir geleceğe doğru gidiyoruz. Yani her zaman tekil olarak insanların hayatında belirsizlik vardı ama şu an hani ciddi anlamda toplumların yakın geleceğinde, insanlığın yakın geleceğinde büyük belirsizlikler var. Dolayısıyla bununla nasıl başa çıkacağız? Kendimizi nasıl konumlayacağız? Bununla başa çıkmanın yolları nedir? Çevik yaşam bağlamında da onlarla ilgileniyorum. Meraklı izleyicilerimiz varsa Acun Gil diye YouTube'dan aratırlarsa Hibrit Dünya Rehberi ve Çevik Yaşam Rehberi diye iki tane oynatma listem var kanalımda. Onlardan bu konulardaki görüşlerimi de takip edebilirler. Peki. Güzel özetlediniz hocam. Şimdi ben birazcık da arkadaşlar izleyenler için ben birazcık da dağınığım. Yani şöyle söyleyeyim, biraz farklı konulara Mustafa Hoca ile de gidebiliyoruz ama sonra bir şekilde yorumlarda da YouTube'da başka videolarımız var. Aşağıya yazmışlar bir şekilde sağdaki hoca başka konu açıyor, diğeri adapte oluyor. Sonra ama konu aynıymış falan diyorlar. Bütün yapacağımız hikaye böyle. Yani başka bir insanın fikrini konuşmak açıkçası ilk etapta bir insana uygun gözükmüyor bence. Hani ilk baktığınız zaman birisi bir kitap yazmış. Bu iyi bir üniversitede ya yani Oxford mezunu da olsa fark etmez gibi. Narsizm olarak da görebilirsiniz bunu ama başkasının fikriyle genelde düşünmüyor insanlar. İki insan otururken özellikle benim dikkat ettiğim bir şey var hocam. İki insan kendini anlatıyor ama kimse birbirini dinlemiyor mesela. Bizim yayında çok öyle olmaz umarım ama mesela yan masada birisini görüyorsunuz. İnsan kavramından girelim isterseniz. Birisi kendi çocuğuyla ilgili derdini anlatıyor. Ve karşı taraftaki kişi o sırada kendi çocuğuyla ilgili sorunu düşünüyor. Yani karşısındakini dinlemiyor aslında. O da onun sözü bitince kendi çocuğuyla ilgili sorunu anlatıyor. Biraz insan bencil bir canlı gibi. Buna bir belirsizlikten kaçınmaktan bahsettiniz. Aslında belirsizliği söylediniz ama Hofstede'nin de bu konuda IBM'de çok önemli çalışmaları vardır. IBM deyince yanlış anlamasın izleyicilerimiz. İnsanın davranışlarıyla ilgili en temel dürtülerden biri belirsizlikten kaçmak. Yani mesela şöyle düşünün, ben İK'cıyım, size desem ki iş sözleşmesini imzalıyoruz, maaşım belli değil, belirsizlik, hemen masadan kaçarsınız. Ya da birisiyle evleniyorsunuz tam masada, ne kadar evli kalacağız bilmiyorum ya, çocuk yapar mıyız, bir çalışır mıyım ben, belki gezerim falan. Hemen masadan kaçarsınız. O yüzden belirsizlikten kaçmak bir nokta ama soyut şeyleri de çok seviyoruz. Yani şirketler gibi, hukuk gibi, sevgi gibi. Aslında duygular da biraz soyuta kaçıyor. Ne dersin hocam? Çok mu geniş girdim? Yani çok da dağıtmayayım ama konuyu. Yani insanın bir soyuta olan ilgisi var. Harari de bundan çok bahsediyor. Yani yarattığımız şeyler bizim daha çok sahibimiz oluyor gibi. Yani bir şirketin çok güçlü olduğunu düşünen, böyle dışarıya doğru bakan bir genel müdür düşünün şimdi. Şirket diye bir şey yok ki. Hani gördüğünüz birçok şirketin içi boşaltıldığı zaman tak herkes evine dönüyor falan. Akşam yürürken ne düşüneceksiniz?
Aslında bir şey uydurup ona inanıyoruz. İnanmaya devam ettiğimiz sürece sorun yok. Ama yeterince insan inanmazsa artık o kavrama, bir anda paldır küldür aşağıya gittiğini görüyoruz. Mesela borsadaki o büyük balonlar vardır ya, işte insanlar inanmaya devam ettikçe orada değer var. Para ödüyorlar yani, yaşamları boyunca çalışıyorlar, birikim yapıyorlar falan. O birikimle para ödeyip, aslında para ödeyerek zamanlarını oraya vermiş oluyorlar. Belki bir yıl, iki yıl, üç yıl çalışıp kazandıkları parayı oradaki inandıkları bir değere yatırıyorlar. Başkaları da inanmaya devam ediyorsa yükselmeye devam ediyor. Üstüne para kazanabiliyor tekrar. Mesela belki 3 yıl boyunca emeğini sarf ederek, alın teri sarf ederek kazandığı parayı oraya yatırıyor. Bir ay sonra iki katına gelmiş olarak onu geri alabiliyor. Çünkü birileri de daha değerli olduğuna inandı. Bakın 3 yıllık çalışma, yani hard work, böyle sıkı çalışmayı orada inançlara bağlı olarak birilerinin bir şeylere inanması, bir değerin olduğuna inanması sebebiyle bir ayda alabiliyor. Ama tersi olursa, insanlar inanmayı bırakırsa ona artık, o zaman bir bakıyorsun paldır küldür, diyorlar ki balondu, patladı. Ya nasıl balondu? O zaman balon değildi. Hani değil, insanlar mi inanıyorken sorun yoktu. Bence bu olgu çok önemli. Teknolojiyle ilgili de şu an bence çok kritik bir nokta. Kitabın birinci bölümünü, hani birinci kısmını konuşmayı düşünmüştük bugün, giriş kısmını. Buradaki temel mesaj şu aslında, ya bizim o eski uydurduğumuz şeyler artık biraz geçerliliğini kaybediyor sanki. Yeni bir şeyler uydurmaya ihtiyacımız var. Ama ne uyduracağımız da belli değil tam. Hani tam böyle bir dönüş noktasında bazı hikayelerin çözülüp yerine yeni hikayelerin uydurulacağı bir noktadayız gibi gözüküyor. Şimdi şeye gittim hocam, bir şirkette böyle bir çok büyük bir departmanı değiştirdik. Ben de yeni katıldım o şirkete. Çok büyük bir şirket, Türkiye'nin 2-3 büyük şirketinden biri. Şöyle bir şey başlık bulduk. Toplantıya çıkacağız. Neden o başlığın önemli olduğunu söyleyeceğim. Başlık şu, o kadar çalışmalar yapıldı falan filan, adı şu oldu, yeni bir hikaye yazmak. Yani bütün şirketin, dedim ki demek ki bir anlamı yok, hikaye arıyoruz biz. Neden onu yazdık? Yani yeni bir hikaye yazmayı, iyi bir hikayemiz olsa aramazdık. Yani şirketlerin gerçekten işte bu pazartesi işe gitmenin anlamsızlaşması, artık Allah'tan Covid oldu diyelim tırnak içinde tabii. Hani gitmiyor bazıları ama yeniden işverenler ve liberalizm diyelim. Hani birazcık liberalizmi de konuşmuş Harari. Yeniden aç, sizi davet ediyor. Hani diyorlar ya, ateş seni çağırıyor falan diye. Çok anlamlı bir söz bu her anlamda. Bir dine inanıyorsanız cehennem diyebilirsiniz. Acı seviyorsanız güzel bir cips diyebilirsiniz. Ya da bir çalışansanız uzun mesai saatleri için ateş seni çağırıyor diyebiliriz. Böyle bir benzetme yapabiliriz. Bugün konuşacağımız kısım hocam teknolojik kısım. Bir tarihin sonu var. Tarihin sonunun ertelenmesi var. Büyüdüğünüzde işsiz kalabilirsiniz diye işsizlik alanını Harari bir ele almış ki bugün de çok büyük bir sorun. Bir de özgürlük kısmı var ki o da çok büyük bir sorun. Çünkü kimin özgürlüğü, nereye kadar özgürlük, güçle ilişkisi var özgürlüğün. Biz soyut kavramlara insan çok yüklüyor dedik ama belki yayını izleyenler şey diyebilir ya, sizin de konuştuklarınız soyut ama insanın da belki de soyut. Yani o yüzden belki kendimize de bir eleştiri olursa yorumlar kısmında da alabiliriz. Veriyi elinde tutmakla ilgili ve eşitlikle ilgili de konuşabiliriz hocam. Tüzel olmayan şeylere çok değer verdik dedik. Bu konuda mı ilerleyelim? Ne dersin? Biraz şey, teknoloji ve teknolojide verinin yeri. Hani aslında bizim de daha önceden üzerinde sıkça konuştuğumuz bir konuydu. Acaba hemfikir oluyor muyuz orada? Genel olarak şunu söylüyor aslında. Ya biz her şeyi oldu bitti gibi düşünüyorduk. Tarihin sonu falan demeye başlamıştık ama teknolojide yarattığımız şeyler öyle bir hale geldi ki, yani tarihin sonu dediğimiz şey, yani böyle hani bazen yolda ani bir dönemeç olur ya, 90 derece falan böyle V dönüşü falan gibi bir şey olur. Hani bambaşka bir yere doğru gidiyormuşuz. Aslında bu teknoloji ciddi anlamda tüm yaşamımıza dokunuyor ve anladığımız dünyayı ortadan kaldırıyor. Yani liberalizm dediğimiz şey, işte bir dünya kurmuştu. Kapitalizm, liberalizm, bunun kurduğu bir dünya vardı.
ve bu dünya artık istenilen noktaya doğru geldi, tarihin sonu artık falan diyorken onu iptal ettik. Teknoloji her şeyi o kadar değiştiriyor ki gelecekte mesela ne kadar değiştiriyor? Hani biraz felsefi girmiş birinci bölümde. Hani o inanmazsanız eğer diye, hani hakikaten bu kadar değiştiriyor mu? Hemen insanlara can damarından vuruyor. Diyor ki gelecekte işiniz falan olmayabilir. Yani büyüyünce şöyle bir işim olacak, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İş diye bir kavram ortadan kalkabilir diye damardan vuruyor. Bunu da konuşmuştuk hocam. Ne dersin? Hani vatandaşlık maaşı falan diye konuştuğumuz bir konuydu. Belki oraya da bir gönderme yapabiliriz. Doğru. YouTube'da izleyebilirler. Vatandaşlık maaşı ile ilgili bayağı YouTube güzel yorumlar, kötü yorumlar da yazanlar olmuş. Gerçekten o da çok önemli. Tabii ki insan olmak kavramına kadar gidiyor. Belki aydınlanmaya kadar gidebiliriz ama liberalizm dendiği zaman böyle bir siyasi program izliyorum da sanki hani ne diyor yani liberalizm nedir? Yani köken açısından özgür, piyasanın serbest olması, insanın serbest olması, hayatın ama serbest olmaması gibi. Yani çok değişik bir özgürlük tanımı var. Yani liberalizmde ben istersen bir malı mesela şuradaki bir mouse'u size herhalde 500 bin dolar desem, siz de alsanız, okey, bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Çünkü piyasa serbest. Diğer türlü bir insan olarak nereye gitmek istersem gidebilirim gibi, en azından yürüyerek ya da yani kendi imkanımı sağlarsam, beni bulmazsanız eğer bir otoban yapıp falan ormanda kaçıp gidebilirim. Ama liberalizm kendi kısıtlarını da yaratıyor tabii ki. Yani kapitalizm buraya tabii ki biraz çok tarihçe girer miyiz bilmiyorum ama hocam 90'larda bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra dünyada tek görüş hakim olması çok kötü bir şey tabii ki. Şimdi komünizm, sosyalizm, hani diğer alternatifi dünyanın var mı? Ben bunu hep düşünürüm. Yok gibi gözüküyor. Birkaç ülke var haberlerde ama ne dersin hocam? Başka bir alternatifiniz yok gibi. Alternatif var mı? Ona belki bir gireriz ama onunla ilgili bir şey söyleyeyim hocam. Yani o komünist blokun yıkılmasından sonra kapitalist dünyada olan dönüşümle ilgili çok enteresan bir şey var. Reagan döneminde hani hatırlar belki izleyenlerden bazıları okumuştur, okuduklarından bilir. Reagan ve Gorbaçov vardı. Amerika Başkanı Reagan ve Sovyetlerin başında da Gorbaçov vardı. O dönemde Sovyetler yıkıldı, demir perde yıkıldı, işte Berlin Duvarı yıkıldı vesaire. Ve komünizm tehlikesi, dünyada Amerika'ya karşı, kapitalizme karşı duran ikinci bir blok kavramı ortadan kalktı. O zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen artı refahın tamamı ilk %1'e gitmiş. Ve medyan insan, yani hani medyan insan ne demek? İşte tüm insanları sıraladın. Ortanca insanın reel geliri yıllık $1000 düşmüş o zamandan beri. Yani hani ortada bir şey tehlikesi ortadan kalkınca, aman bu halkı kapacak bir sosyalizm var, hani ilgilenebilecekleri, yönelebilecekleri başka bir şeyler var kavramı ortadan kalkıp kapitalizmi, liberalizmi dengeleyen bir alternatif artık yok olunca, artı değerin, gelirin tamamı en zenginlere gidiyor sadece. Ortalama vatandaşa, ki bu bahsettiğim dünyanın ortalama vatandaşı değil, ortalama ABD vatandaşının gelirindeki erimeden bahsediyorum. Yani hani başka halklara ne yapıyorlar? Kendi halklarında bile böyle bir durum söz konusu. O yüzden gerçekten tek kutuplu olmak çok anlamlı değil. Bir de şeye de sebep oluyor. Her türlü yaklaşımın standart bir yaklaşım haline dönüşmesi, alternatiflerin ortadan kaybolması, öyle olduğu zaman ne oluyor? O yaklaşımı patlatacak bir gelişme yaşandığı zaman darmadağın oluyorsun. Tüm mesela, yumurtaları aynı sepete koymak gibi. Aynen. Bu pandemi olayını düşünün. Dünyanın tüm ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımıyla yaşıyor olsaydı, hani işte insana verdiği değer, insanın koyduğu konum vesaire olarak, o zaman yanmıştık biz yani. Hani tüm dünyanın pandemiden Amerika gibi felaket bir şekilde etkilendiğini, sağlık sisteminin her yerde o kadar rezalet bir durumda olduğunu düşün. Hani gelirin çok yüksek olduğu halde toplumsal sağlığa yaptığın yatırım sıfır gibi bir şey yani. Ancak parası olanın yararlanabileceği bir şey kurmuşsun. Yani bu çok kötü bir durum olurdu. Hani o alternatif yaklaşımların olmaması gerçekten önemli bir problem. Harari'ye dönecek olursak özellikle bence şu anda çok daha büyük bir problem. Çünkü hani geçmiş
şeyler artık ortadan kalkıyor. Yani geçmiş kurguların geçerliliği artık ortadan kalkıyor. Büyük veri çağı geliyor. Yapay zeka çağı geliyor. Yapay zeka, büyük veri, bunlar işleri falan, insanın anlamını, ne yaptığını, onları ortadan kaldıracak şekilde etkiler yapıyor. O zaman yeni hikaye nasıl yazacağız? Yani bir hikaye yazmamız gerekiyor ya, bakın koca şirket ne yapıyor? Hikaye yazmak, yani yeni bir hikaye yazmak. İnsanlığın hikayesi şu anda şimdi. Böyle bir sallantıda. Yani acaba hikayemiz ne olacak? Mevcut hikayelerin niye boşa çıktığını anlayıp ona göre yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Orada da bir tane yazara, düşünsen hocam, tüm insanlığın geleceğiyle ilgili yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Bir tane ekolden tek bir yazara verir miydik bu işi? Yoksa ya binlerce kişi yazsın bakalım, iyi bir şey çıkıyor mu? Alternatiflerine bakalım, karıştıralım, yarıştıralım falan gibi bir şey mi derdik? Yani burada şey geliyor hocam, lisedeyim. Şeyi sorusu geldi aklıma. Nereden geldi bilmiyorum. Dedim ki ya devlet, belediyeler niye park yapıyor? Şimdi bizim konuya da bağlayacağım. Dedim Allah Allah, yani park niye yapılıyor ki? Bir inşaat var okulun yakınında. Şimdi oturmuş belediye niye bir park yapıyor? Çünkü senin çocuklarını büyütmesi için sana bir zemin. Aslında seni yöneten soyut bir şeyi kendin yaratmışsın. O zaman anladım gerçekten devlet veya otoritenin niye ve nasıl işlediğini, daha doğrusu. Aslında nasıl işlediği daha şey. Burada Harari daha çok hani demokrasiye de bayağı bir darbe vuruyor. Ama kitabının girişinde bahsettiği, yani demokrasiye ben birazcık yükleneceğim. Ama hani bugün bu kitabı yazabiliyorsam da o sayede yazabiliyorum diye de bir geride çekiliyor tabii ki. Yani eski çağlardan beri, eski Yunan'dan beri demokrasiyle ilgili kitaplar okumuştur izleyicilerimiz. Ya da okuyabilir Platon'un demokrasiye söylediği şeyleri. Aristo'nun da keza. Baktığımız zaman gerçekten çoğunluğun yönetimi demek hani kötü bir şey. Aptalların yönetimi falan diyenler var. İşte burada çok siyasi geçmiş gündemde konuşulan şeyler de var. Gerçekten mesela demokrasinin kesinlikle Harari şeyi söylüyor. Nesnel bir yönetim değil. Tamamıyla duygularla bir yönetim diyor. Hatta diyor ki piyasa serbest, insanlar özgür, müşteriler hep haklı. Demokrasi de duygular ile ilerliyor. Objektif ilerlemiyor ise o zaman demokrasi tamamen bir, yani hiçbir şekilde nesnel olamaz diyor. Ve şunu söylüyor, bunu bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Şimdi biraz karışık konuşuyoruz gibi. Mesela hiçbir fizik kuralını diyor seçimlere koyuyor musunuz? Hani mesela bunu atsam yere düşer mi diye birine soruyor musunuz diyor. O yüzden demokrasi ve yönetim şekli nesnel olmayan bir şey diyor. Ve bu gerçekten önemli bir örnek. Hani fizik kuralları tıkır tıkır işliyor ve birazcık çalışınca anlıyorsunuz matematiğini. O zaman insanı yönetme kurallarının da belki bir matematiği var. En azından idealize edilmiş bir matematik var. İspatı olmasa da bir ön kabullü bir matematiğini yapabilirsiniz. O yüzden demokrasinin de birazcık ayakları yere basmıyor gibi gözüküyor. Ne dersin hocam? İnsana sence uygun mu mesela? Şahsi fikrini de sorayım. Tarihteki şeye baktığımız zaman insanların yönetim şekillerinin çok farklı olduğunu görüyoruz zaten. Bir hayli farklı yönetim şekilleri var. Her devirde de bunlar çeşitli şekillerde. Biri başarılı olmuş, başkası başarılı olmuş. Bir bakıyorsunuz şey değil, bir yönetim şekli her zaman başarılı olmuyor. Yeri geliyor o başarılı oluyor. Bir yayılmaya başlıyor falan. Ondan sonra başka bir yönetim şekli geliyor. O moda haline geliyor, o başarılı oluyor. Yani yönetim şekli de aslında bir kurgu. Yani demokrasi dediğimiz şey, mesela demokrasi, şu anki uygulanan demokrasi. Yani dünyada herhangi bir zamanda demokrasi uygulanmış mı mesela? Yunan demokrasisine bakıyorsun. Bir kere kadınların oy hakkı yok, kölelerin oy hakkı yok. Belirli toprak sahibi, belirli gelirin üstünde olan insanların oy hakkı var. Onlar bir araya gelerek yapıyorlar bu işi. Şimdi şu anki demokrasi ondan iyi mi? Bakıyorsun şu anki demokraside oy hakkı daha genele yayılmış ama insanlar oy hakkını ne kadar bilinçli kullanabiliyorlar ve 4 yılda bir, 5 yılda bir kullanıyorlar oy haklarını. Yani hani bir kere soruluyor onlara, tamam sen artık aradan bir çekil, bir dahaki sandığa kadar sana gerek yok diyorlar. Mesela eski Yunan'da böyle değil. Hani pozisyonlar, devlet görevleri falan bile böyle 6 aylık sürelerle icra ediliyor. Hani kura ile çekilen görevler var. İşte belirli kereler yapabiliyorsun. Hani böyle bir ciddi anlamda halkın doğrudan kendi kendini yönetmesi tarzında şeyler var. Dolayısıyla demokrasi de zaten bir kurgudan ibaret.
Yani o demokrasi olur, başka bir şey olur, farklı farklı yönetim şekilleri olur. Benim görüşüme gelince, yani ben yönetim şekilleri olarak nasıl düşünüyorum olayı? Bir kere nasılsanız öyle yönetilirsiniz kavramı benim için çok önemli bir şey. Yani bir insan grubu nasıl bir kalitedeyse o kalitede yönetilir. Eğer başlarında zalim bir insana razı olmayacak şekilde adalet duygusuna sahiplerse, gerektiğinde isyan ediyorlarsa, o zaman hangi yönetim şeklinde olursa olsun zalim bir şekilde yönetilemezler. Zulüm altında uzun süre kalmazlar. Çünkü karakterleri zulüm altında kalmaya yatkın ve uygun değildir. Bedelini ödeyerek gerekirse onu değiştirirler. Yani ben bu yönden demokrasiden yanayım. Niye? Çünkü demokraside yönetimin değişme kolaylığı yüksek. Yani bir krallıkla, tiranlıkla, şununla bununla da gayet adil, düzgün yönetimler olabilir. Ama olmadığında, yani hani diyelim ki adil bir tiran vardı, öldü, yerine başka bir tiran geldi. Ya da kral öldü, yerine başka bir kral geldi. O kral adil olmadığı zaman, halk da bu adil olmayan duruma isyan edebilecek nitelikte olsa bile, onun çözümü savaşlarla, isyanlarla, iç savaşlar, çatışmalarla olabiliyor. Ya ne gerek var? Bir seçim yaparız, değişir yani. Hani o kadar ağır bedeller ödemeye gerek yok. O yüzden hani değiştirebilme kolaylığı açısından baktığımda, yönetimle toplumun uyuşmadığı durumda, toplumun yönetimi değiştirebilmesi imkanlarına baktığımda, demokrasi ben önemli görüyorum. Yani demokratik bir yönetim şeklinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hani en iyi, en mükemmel yönetim şekli falan olduğundan değil. Orada bir sürü alternatifler var. Ama en makul, insanlarda en az acıya sebep olabilecek bir şey gibi görüyorum kendi fikrimce. O yüzden demokrasiyi daha değerli görüyorum. Ama çok önemli bir nokta var bence. Hani eski Yunan'a gönderme yaptın, yine oraya gidelim hocam. Aristo'nun yazdıkları, işte şey, Eflatun, Platon'un yazdıkları falan. Onlar Yunan demokrasisinin yıldızının söndüğü bir zamanda geldiler. Yani Atina demokrasisi parladı, çok başarılı oldu. Tüm Yunan'a hakim hale geldi, şehir devletleri kendi kontrolüne aldı vesaire. Çok parlak bir devir yaşadı. Perikles onun yıldız devriydi falan. Sonra Sparta'ya karşı yenildiler. Sparta demokrat değildi. Çok böyle otokrat bir yönetim tarzı vardı. Çok enteresan bir sınıf hiyerarşisi falan gibi. Acayip, yani çok garip bir yönetim tarzı var. Tarihte ender örnekleri görülen bir yönetim tarzı. Demokrasiyle pek bir alakası yok. Ve demokrasi yenildiği için, baktığınızda Eflatun'un, Platon'un yazdıkları, Sokrat'ın yazdıkları, işte demokrasinin aleyhine olan fikirler, görüşler, aslında tarihsel dönemeç içerisinde demokrasinin sonuçlarının olumsuz olduğu, yani başarı olarak sahadaki maçı kaybetmiş olduğu bir dönemde yazdıkları için. Halbuki aslında Perikles'in biraz öncesinde, Perikles döneminde falan yazsalar eminim çok daha farklı şeyler yazabilirlerdi. O bağlam önemli. Şu anda da bence çok oraya yakın bir dönemdeyiz. Bu birinci kısımda anlattığı önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani diyor ki mevcut bir düzen var, liberalizm, demokrasi, şu bu falan, ama ya bu yapay zeka teknolojilerinin gelişi, büyük veri, büyük verinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu özgürlükler var kalamayacak gibi sanki. Yani hani böyle başka bir noktaya doğru gidiyor. İşler kaybolacak, bu özgürlük kaybolacak, veriye sahip olan, veriye hakim olan her şeyi yönetip yönlendirebilecek öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Onu ayıktırıyor. Aslında bence öyle bir dünyaya doğru gitmiyoruz. Şu an öyle bir dünyadayız zaten. Yani hani artık gelecek falan değil yani. Zaten o dünyanın içinde olduğumuzu düşünüyorum ben. Şey hocam, demokrasi tabii ki çok geniş bir konu. Onu da böyle saatlerce konuşabiliriz tabii ki, ama ben şöyle bir şeyi düşünüyorum. Ben de çok kısa fikrimi söyleyeyim. Harari ile de aslında biraz daha ters aslında, ama manipülasyona çok açık bir insan olduğunu söylüyor. Bu konuda paraleliz. Yani her insanın bir etkide kalarak yanlış kararlar verebileceğine herkes inanır diyebiliriz. Bu sözü, bu önermeyi muhtemelen çoğumuz kabul eder. Öyle olduğu zaman duyguyla hareket eden bir canlıyız. Psikolojide de var bu. Duygular davranışı tetikliyor, düşünceyi tetikliyor. Sonra öyle davranıyorsun.
Mesela duygunu bozan bir adama karşı iyi davranamazsın falan. Olmuyor. Davranışın da değişiyor, düşüncen de değişiyor. O yüzden çok manipülatif ve insanın çok da fazla rekabete aç ve güce de çok ihtiyaç duyan bir canlı olduğu için insanın hani demokrasiyle yönetilmesinin tek alternatifini ben görüyorum. Bir elitizmin. Yani gerçekten yönetmek için özel yetiştirilmiş ama insanlıklarından arınmış insanlara ihtiyacımız var. Herhalde uzaylıları çağırmayayım şimdi, beni akşamleyin almasınlar. Ama insanlığınızdan arınsanız, yani böyle niye komşunun buyu var, niye bunun buyu var demeyecek ya da başkalarına bir şey, başkalarının başarılarına sevinebilecek insan, kemali insanı kamile ermiş insanların yönetebileceği bir şey olsa, hani benim birazcık şey yaptım, Thomas More gibi şey yaptım ama Ütopya kitabı gibi birazcık böyle başka bir ada yarattım. Ama hani böyle bir şeyi de biraz şey yapıyorum, öykünüyorum diyelim. Hani böyle bir şey yaratıyorum kafamda ama insanların tabii ki burada Harari'nin bahsettiği önemli bir şey var bu demokrasi sonrasında. Bir güç konusundan, otorite konusundan bahsediyor. İnsanlar tarihe baktığımızda, hani ben de meraklıyım bu konuları ama ilk gücü Tanrı'ya veriyorsun. Hani çünkü çok fazla yağmur yağıyor, şimşek çakıyor falan. Diyorsun ki ya bunu başka biri yapıyor arkadaş. Hani böyle bir şey var. Önce Tanrı'ya veriyorsun. Sonra imparatorluk çağlarında Tanrı'dan o gücü alıp imparatorlar, hani bunu ben dünyaya yayacağım, işte Cengiz Han ve benzeri güçlü insan figürleri dünyaya bunu askeri güçle birlikte, şiddetle birlikte yayabiliyor. Ama en son aşamada da Harari şeyi söylüyor. Artık bu insandan da alınıp bu güç, şu anda insanda mesela Trump'tı ve benzeriydi, birçok şeyi bahsedebiliriz. Birçok siyasi lider geçmişte, tarihte de geldi. İnsanda mı güç, yoksa artık yapay zekaya mı geçecek? İşte makine öğrenmesi modellerine mi geçecek diye hep oralarda birazcık dönüyor. Yani bocalıyor demeyeyim ama tabii çok değerli. Ben kitabı bu arada genel olarak hani sorsanız bana çok iyi metafor kullanımı, yöntemi çok iyi. Ama bazı noktalarda dönüyor. Bizim konulara da ben birazcık rahatsız oldum. Biz de çok bahsetmişiz, biz de dönmüşüz yani bu konularda bu kitabı okumadan önce. Ama aklın yolu bir. O konularda daha çok dönülecek hocam. Değil mi? Dön, dön. Çok patinaj. Yani burada şeyden bahsediyor mesela, şimdi de otorite insanlardan algoritmalara geçebilir diyor ve diyor ki duygular hayatta kalmak için memelilere verilen bir hesaplamadır. Yani duygu da bir veridir diyor. Ben bunu İTÜ'de bir ortak konferans mı vermiş neydi böyle, orada söylemiştim, bir kadın çıkıp el kaldırmıştı, niye öyle diyorsunuz hani duygular veri değildir falan diye. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum bu arada. Yani ölçülebilen her şey maalesef ki birer veri. Ve insan davranışları da demokrasi ve liberalizmle çok manipüle edilebilir şeyler. Ki bugün de görüyoruz. Cambridge Analytica skandalı var. İzleyicilerimiz bakabilir. LikiLeaks belgeleri var. Gmail'in hani mailleri her yerde dolaşıyor falan. Huawei diye bir şirketin yaşadığı Kanada'da hani CFO'sunu gözaltına alıyorlar falan. Hani dünya artık zaten sizin ne yaptığınızı biliyor. Biz bilmiyoruz muhtemelen neler olduğunu. İşte teknoloji çalmak, veri çalmak. Aslında dünya düzenini yönetmekle teknoloji çok paralel ilerliyor gibi. Yani güç, otorite dediğimiz şey çoktan insandan teknolojiye geçmiş, biraz önce söylediğiniz gibi. Ya mesela sanayi döneminde üretim araçlarına sahip olmaktı ya temel olay. Önce imparatorluklara baktığımız zaman aristokrasi falan var. Toprağa sahip olmak önemli. Yani toprağa kim sahipse yani şey yapan, yönetimin üstünde yer alan, toplumun üst kesiminde yer alan onlar. Sonra baktığımız zaman para ekonomisine, üretime, ticarete falan, hani kapitalist üretim modeline geçtiğimiz zaman üretim araçlarına, fabrikalara vesaire sahip olanlar burjuva asilzadeleri böylelikle deviriyor. Şu anda artık üretim araçlarına sahip olmanın bir anlamı yok. Şu anda veriye sahip olmak önemli. Türkiye'den bir örnek, mesela yemek sepetini düşünün. Ya yemek üreten firmalar, şirketler, dükkanlar vesaire var. Üretim onlarda, üretim gücü onların elinde. Ama üreticilerin verilerine, üreticilerin ürünlerine ve onlarla ilgili verilere, tüketicilerin tercihlerine ve onlarla ilgili verilerine ve bunlar arasındaki alışverişin pazar bilgisine sahip olan yemek sepeti, olayın bakın sadece verisine sahip. Yani para onun üstünden dönmüyor. Alışveriş onun üstünden, yani şey, parasal alışveriş onun üstünden dönmüyor. Bakıyorsunuz üretim onun üzerinden dönmüyor. Ama iki tarafın verilerine ve o verilerin arasındaki etkileşim verilerinin sahibi yemek sepeti. Ve buranın sahibi yemek sepeti.
Yani bir şirket, üretici bir şirket yemek sepetinde yer alamıyorsa, kendini orada tutunduramıyorsa, vitrinini orada düzgün açamıyorsa, menüsü ne kadar iyi olursa olsun hayatta kalamayabilir ya da kazanabileceğinin çok daha altında kazanmış olur. Dolayısıyla zaten yani Türkiye'deki yaşadığımız bir örnek üzerinden bunu aktarıyorum. Veriye sahip olmak artık kritik bir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bu dünyanın yazılması gerekiyor. Bu dünyanın felsefesinin yapılması gerekiyor. Bu dünyanın sosyolojisinin yeniden üretilmesi gerekiyor. Şu an hani teknoloji, sosyoloji, felsefe, din, bilim vesaire bunlar altında yaptığımız, düşündüğümüz her şey geçmişin dünyasına ait ve geçmişi açıklayan şeyler. Bunlar geleceği açıklamamak bir yana bugünü açıklamıyorlar. Yani bugünü bile açıklayamıyorlar. O yüzden gerçekten buralara çok kafa yormamız lazım. O patinaj yaptığımız alanlarda daha bayağı bir şey yapacağız, debelenmemiz gerekiyor. Şimdi bir noktayı düşünüyorum da, şimdi tüketilen şeylerle de çok ilgili bu. Aslında yemek sepetindeki yemeği alırsak, insan olarak tükettiğimiz temel şeylerden biri yemek hocam. Ve bu yemeği tüketmemizdeki en büyük etken şu an, aslında hangi yemeği seçersek seçelim. Şu anda da herhalde Yemek Sepeti'nin reklamları da var, Bülent Ersoy ve benzeri çıkmış orada. Orada bir yorumlarına bakın ve alın diyor. Aslında gücünü satıyor. Yani aslında tükettiğimiz şey yemeği alırken veriyle yanında tüketiyoruz. Yani veriyle birlikte öneriler, yorumlar, puanlarla aslında bir rapora bakıp yemek yiyor. Tabii İkinci yani şey, hiç gitmediğim bir yer olsun, bir değil şehre mi? ilk defa gittim, bir yerde misafir kalıyoruz falan. Hani nereden ne yenir? Ya bak işte yemek sepetine lezzet puanı kaç, hizmet puanı kaç falan. Güncel bilgi bir de. Ya 3 hafta önceki hali değil, güncel hali olarak puanı ne falan çat diye görebiliyorum. Tükettiğimiz şeylerden diğeri de hocam, yani şimdi spontane gelen bir şey aklıma bu. Zaman var. Bu zamanı da aslında biz veriyle çok uzun yüzyıllardır bir saat dediğimiz bir araçla ölçüyoruz. Nasıl geçiyor, nasıl ne kadar şey oluyor. Şimdi yeni teknikler geliyor, değil mi? İşte sizin bahsettiğiniz çevik yaşam aslında bu bir ihtiyaca hizmet eden bir şey. Ya da Pomodoro tekniği. Zamanı nasıl tüketeceğinize ait de yine ölçümleme ve veri yine ön plana çıkıyor. Başka bir konuya bakıyoruz. Duygular. İnsanlar artık bu matching sitelerine falan şey bakmıyorlar. Bu arada ben de uzun süredir böyle bakmıyorum. Hani biz de o şekilde bir şeyden faydalanmadım ama faydalansam da hiç gocunmam. Derim ki ya bana uygun bir insanı bir algoritmanın bulması çok daha mantıklı geliyor bana. Çünkü ben gözümle işlediğim şey de bir ışık verisi ve ses verisi ve davranışlarını görüyorum, konuştuklarını görüyorum. Hatta artık değil mi sosyal medyadan herhalde stoklamak diye bir şey var. Bu iş, bu kız ne yapıyor, bu adam ne yapıyor? Nerede çalışıyor? Bundan adam olur mu, bundan kadın olur mu falan. Bu tip şeyler de hep veri. Geçmişine bakıyor, bugününe bakıyor. Ve tükettiğimiz her şeyi aslında biz, deneyimler de bu arada öyle. Dünyada bir dünyayı gezme kültürü oluştu değil mi COVID öncesinde? Deneyim satmak ve deneyim yapanların, yani gidiyorum şu an şelaleye gireceğim diye adam fotoğrafa koyuyor. Yani video koyuyor ve o deneyimin nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bütün her şeyi çok ilginç bir şekilde veriler üzerinden yapıyoruz. Değil mi? Biz zaten veriyiz hocam. Fiziksel dünyanın kendisi veri. Mesela şey düşünelim, kromozomlar. Sadece sen, ben değil, insanlar değil, tüm canlılar. Dünyadaki bildiğimiz tüm canlılar. Adenin, timin, sitozin, guanin. Doğru söyledin değil mi? Doğru. Adenin, timin, sitozin, guanin. 4 tane şey var. İşte temel yapı taşı var. Kromozomları oluşturan bu 4 tane harf. Yani mesela bizim dilimiz 29 harften oluşuyor. Canlılık sadece insan değil, tüm canlılar 4 tane harfin dizilme şeklinden oluşuyor. Hepimiz koduz. Yani tek hücreden bu canlı nasıl ortaya çıktı? Çünkü o hücrede, DNA'sında bu canlının tamamının kodu var. Yani mesela anne karnında işte nasıl bölünecek o hücreler, nasıl olacak, sonra hangi hücre nereye gidecek, nasıl biçimlenecek vesaire. Onların tamamı kod olarak o DNA'da var ve üretebiliyor kendisinden. Ya da işte yaşadığımız şeyler, hani şu an yaşıyoruz ediyoruz falan, genlerle yönetiliyor tamamen. Yani kromozomlarımdaki hangi genler çalışıyor çalışmıyor. Aç kapa switchleri var. Mesela çok kanserle ilgili çok enteresan bir olay var. Metilasyon yapan bir takım bileşikler var. Yani
basit moleküller havada da yer alabilen, hani kirlilik kanser yapıyor ya, çeşitli partiküller havadaki. Nasıl yapıyor kanseri? O partikül geliyor, bedenime giriyor, herhangi bir hücremde gidip şeye geliyor. Yani bir yere gelip gene, kromozomdaki gene, onun açma kapama yerini açıyor ya da kapatıyor. Çünkü o partikülün öyle bir görevi var. Normalde vücudunuz orayı açıp kapatmak için onu kullanıyor. Yani bir şey yapması gerekti. O genin çalışması lazım. Tak gönderiyor, o geni açıyor. İşi bitti. Tak kapatıyor. Havadan gelen bir şey o kodun ilgili yerine gelip rastgele orayı açıyor ya da kapatıyor ve kansere sebep olan temel faktörlerden bir tanesi bu mesela. Yani yaşamımız zaten veri üzerinden dönüyor. Hani bırak duyguları, varlığımız veriden ibaret. Bir şey de yapalım hocam. Kitapları konuşmaya başladık konulardan sonra. Belki artık filmleri de bir ara konuşabiliriz. Böyle popüler kültür ünlü ama güzel filmler de var. Matrix'i de ben çok severim. Bu ama yalnız biyolojideki bazı şeylerin de tabii ki. Mesela ben bir ara, şimdi kendimden hep örnek vereyim. Yüzümde bir böyle bir şey çıktı, uçuk. Çok da korkarım, Allah korusun şimdi bahsettim olur falan diye de korkuyorum. Şimdi sonra dedim ki ya bu uçuk iki yara nasıl birleşiyor? Okuyorum bununla ilgili makaleler falan bakıyorum. Ve şu anda da hala yanılmıyorsam iki yaranın ucunun nasıl tamamen birbirini bulduğu. Yani çünkü burası yarılıyor aslında. Şimdi bu uçla bu uç birbirini nereden biliyor ki bir araya gelsin? Buradan hemen ucuz şeylere hani çevirmeyelim. Arkadaşlar belki aklına, yani buradan işte tanrı, işte dinlere falan bağlamayacağım ama biyomekanik olarak en azından arkasında ne olduğunu ayrıca konuşuruz. Ama nasıl yapıldığıyla ilgili bile daha tam bir mekanizmanın ortaya çıkmadığı var. Yani bunun nasıl iki ucun birbirini buldu? Çünkü buraya da doğru büyüyebilir. Bir yeni hücre üretirken ya da fazla da büyüyebilir. İkisi birbirini buluyor falan. Gerçekten bu veri konusu çok önemli. Bir yandan da veri derken tabii ki en önemli bizim veri aldığımız organ göz gibi gözüküyor. Gördüklerimiz. Bir tarihsel olarak bir biyolojide gözün oluşumu falan var ama kitapla bağlayayım. Kitabın üstünde de arkamda böyle biraz tabii televizyon olduğu için bulanık çıkıyor ama bir göz var değil mi, yanılmıyorsam hocam? Göz. Evet, bayağı bayağı göz yani. Yani izleniyoruz gibi konu da, yani buradaki yayındaki ben şimdi mesela uzun yeni kullanmaya başladım. 6 aydır diyelim. Araba kullanırken birine mesaj atmam lazım. Şimdi ses tanıma teknolojileri o kadar gelişmiş ki yani üstündeki tırnağı falan Türkçe'de falan da çok iyi. Bayağı bayağı aslında izleniyoruz, takip ediliyoruz. 1984 romanı da belki bir ara konuşmak lazım. O Big Brother bizi izliyor falan gibi. Biraz izleyecek gibi diyor Harari ama yani şu an tamamıyla bunun içindeyiz. Yani bir yayında şeyden bahsetmiştik. Google'un hala o sayfayı tabii ki tekrardan bir ara belki Instagram'da, Heyreantik'te falan diğer yerlerde paylaşırız. Google sizle ilgili sizden çok daha fazla şey biliyor şu an aramalarınızdan. Beni mesela mühendis zannediyor, değilim. Çünkü hep mühendislerle ilgili şeyleri arıyorum muhtemelen. Öyle kodlamış. Suyu sevdiğimi biliyor. Dalış yaptığımı biliyor. Spor kıyafetleri sevdiğimi de görmüş. Gerçekten de severim. Yani kendinizi birine anlatsanız benim ilk açacağım sayfa Google'daki sayfa olacak herhalde. Beni çok iyi tanıyor verilerden. Peki hocam, buyurun. Geldiği bir nokta var hocam bu büyük veriyle ilgili. Hani bir ara bununla ilgili videolar da dolaşmıştı. Tanıtıyorlar orada mesela şeyle ilgili, işte bu Covid'le ilgili nasıl mücadele ediyorlar falan. Her apartmanın önünde şey var, okuyucu kamera falan. İnsanlar evinden çıktığı andan itibaren A kişisi evinden çıktı. Şu kavşakta, burada yürüdü, bu parka girdi falan. Her tarafta kamera var. Face ID yüzden tanıyor insanları. Ve evinden çıktığınız andan itibaren nereye gittiniz, nerelerden geçtiniz, nerede ne kadar kaldınız, hangi binaya girdiniz, orada ne kadar kaldınız, oradan çıktı nereye gittiniz, tamamını biliyor devlet. Yani hani Big Brother geleceğin bir olayı değil. Big Brother zaten aramızda. Bu Çin'de görünür halde. Başka yerlerde, yani bırakın devletleri, şirketler dediğiniz gibi şu anda biliyor. Şey değil mi hocam ya, biraz şeyi düşünüyorum şimdi hani... İnsanların bir matematiği bulması, işte network diyecektim. Newton. Newton'un matematik, işte bu geçen de onunla ilgili bir makale okudum. Aslında başka birininmiş fikir falan, böyle çatışmışlar falan filan. Artık tarihin tozlu sayfaları, fazla girmeyeyim. Ama insanın bir keşfi, önce doğayı anlamaya çalışması.
bir hikaye. Sanki böyle dışı anlamaya çalışıyoruz gibi. Önce böyle dışarıya bakıyoruz, güneş, evren, buraları anlamaya çalışıyoruz gibi. Sonra gene doğru, içe doğru ve veriye doğru geliyoruz. Ve önce matematiği keşfettikten sonra aslında yine biyoloji. Yani bir yeriniz kesilse o kan nasıl şey yapıyor? Çocuğunuz niye size benziyor? Niye benzemiyor? Niye dayısı gibi saçı dökülüyor falan? Bütün bunların hepsi birer matematik. Yani öğrendiğimiz matematik aslında sanki evrende böyle hep uzay simülasyonlarıyla ilgiliymiş gibi ama daha çok insanı anlayan bir şeymiş gibi matematik ve felsefe. Ne dersin hocam? Tabii ya, matematik şu şimdiki dijital dünyada tamamen neye dayalı? İkili sayı sistemi. Yani veriyi mesela onlu sayı sistemiyle ifade ederek yapabileceklerimizin bir sınırı var. Yani biz onluk sayı sistemini niye onluk sayı sistemi kullanıyoruz? Değil mi? Bundan. Mesela şey çok enteresandır. Haftada niye 7 gün var hocam? Oh, valla ben şeyi soruyorum. Bu soruya cevap veremeyeceğim ama bilmiyorum. Şeyi hep soruyorum. Bugün gerçekten pazartesi mesela. Yani çünkü ilk gün ne olduğunu bilmediğimiz için. Keşke Kaydırıyorlar. onu bilebilsem. Hani pazartesi desem ilk güne nedir falan diye. Cevabını bilmiyorum ama 7 günün cevabı çok enteresan. Şimdi ilkel çağlarda bir insansın hocam. Gece gökyüzüne baktın. Böyle gökyüzüne bakıyorsun. Uyku tutmuyor. Böyle bakı çek yapacak ne var? Gökyüzüne bakıyorsun. Şehir ışıkları da yok. Yıldızları falan görüyorsun. Şimdi bu gökyüzünde bir resim var. Onun yıldız mıldız olduğunu da bilmiyoruz aslında. O arka planda bir resim gibi bir şey. Efsaneler uydurmuşuz onunla ilgili. Ya bunlar çok yavaş hareket ediyorlar normalde. Yani hep aynı yerde çok yavaş yavaş hareket ediyor. Ama bak şu güneş var, doğuyor, batıyor. Ay var, o buradan buraya geliyor. Bir şey var, başka bir şey var. 7 tane şey var gökyüzünde hızlı Hareket eden. hareket eden. Yani böyle günlük aylık devirlerle hareketleri tespit edilebilen 7 tane şey var. O 7 şey 7 tanrı oluyor. Ve haftanın 7 günü oluyor. Bir de Mesela yedi uğurlu sayı oluyordur falan, ha? Sunday, güneş tanrısı. Güneş tanrısının günü Sunday. Ya da Thursday, perşembe, Thor'un günü. İşte Çekiç. İskandinavlarda Thor var ya, hani onun günü falan. Hani işte bu veriye dayalı bir şeyleri saymak etmek fikri bizde hep var önceden beri. Onluk sayı sisteminden ikilik sayı sisteminde düşünmeye başlamanın çok enteresan bir etkisi var. Şimdi onluk sistemi ifade etmek falan, eşyaya yazmak, eşyada onu yapmak etmek çok kolay değil. Ama ikilik sistem yaptığın zaman var ya da yok. Yani mesela DVD'leri düşünün. DVD'lerde çukur ya da tümsek. Yani orada yakarak, bir zeminde yakarak şey yaptığım zaman çukurlar, tümsekler olarak bir sıfırları kodlayabiliyorum. Ya da işte ışığa modülasyon koyacağım ya da işte hard diskte manyetik yük olarak yapıyorum onu. Elektromanyetik yük olarak yapıyorum. Yük var, yük yok şeklinde. Ve böylelikle ikilik sayı sistemle ifade ettiğim zaman teknoloji bambaşka bir şeye doğru gidiyor. Mesela bugünkü tüm dijital teknolojinin olayı aslında ikilik sayı sistemiyle olaylara bakmaya başlamak ve aletlerde, araçlarda bunu ikilik sayı sistemiyle uygulamakla ortaya çıkmış olan bir şey. İkilik sayı sistemi ise matematikçilerin ortaya koyduğu bir şey aslında. Yani bugünkü pek çok şey, önce matematikçiler bunun şeyini kuruyor, teorisini kuruyor. Böyle manyak soyut düşünen insanlar var ya, acayip soyut düşünebilen falan, böyle tamamen matematik dilinde konuşabilen. Bugün yapay zeka dediğimiz falan şeyler de oradan çıkıyor. İşte oradaki algoritmalar, matematik yaklaşımlar, mesela çok boyutlu karar sistemlerini ikilik bir şeye, uzaya indirgeyen ileri derecede yüksek matematik çalışmaları olmasaydı makine öğrenmesinin büyük bir kısmı ortada olmazdı. Ama var. Çünkü insanlar bunu hayal edebilmiş durumda. Gerçekten bence matematik ve veri çok kritik bir noktada. Orada da hani fizyolojik araştırmalar, o belirsiz mantık dediğimiz ne diyorlar, başka türlü bir mantık, Türkçesini tam şey yapamadım ama bir sıfır mantığındansa bulanık mantık, pardon, bulanık mantıkla da ilgili gerçekten bir ara ben de araştırmıştım, bazı araçlarda ve benzeri kullanılıyor ama bugünkü bilgisayarlar dediğiniz gibi, hani belki bir altını çizmek için söylüyorum, açıklamak için aynı zamanda da, bir veya sıfır diyor. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır diyor. Bakın bütün hani bir ara öğrenenler falan true false, false mu yapar, false true true ne yapar, eksi eksi çarpsan ne yapar falan, bütün hikaye bir sıfır mantığıyla yapılıyor. O yüzden de ama hayat öyle değil. Mesela birini seviyor musun, sevmiyor musunuz?
Ya işte bilmiyorum, hani seviyorum ama ne kadar, yes no yok aslında. Ya da önce bir diyorsunuz ama birin içinde tam bir yok. Küsuratı ne? O ama birleri sıfırları yeterince mantıklı bir şekilde, yeterince yaratıcı bir şekilde bir araya getirdiğin zaman matching siteleri falan ortaya çıkıyor işte. Değil mi? Hani Yani çoklu bir sıfır mantığı. yapabilir hale getiriyor ve diyor ki ya sen şundan hoşlanırsın herhalde. %68 olasılıkla bundan hoşlanırsın. %89 olasılıkla bu filmi izlemeyi seversin diyor mesela. Değil mi? Hani Kesinlikle hocam. Burada şeyi de yani verinin insan kararlarındaki etkisiyle ilgili önemli bir nokta var. Onu not almışım. Biz diyor ki duygunun mantık olduğunu anlamaya uygun şeyler değiliz, uygun varlıklar. Duygunun mantık olduğunu anlamaya yatkın değiliz çünkü eşiğin altında diyor. İnsanlar da mesela şu an bizi uzaktan duyan biri duymuyor. Çünkü 20 desibelin altında bir şeyi duymuyorum. Bazı herslerin altını duymuyorum. Allah'tan duymuyorum. Sessiz bir oda var dünyada. Biliyorsunuz belki haberlere de bir ara çıkmıştı. Bilim haberlerine. Girdiğiniz anda maksimum kalan 2 saat kalabiliyor. Çünkü vücudunuzun hemen her sesini, kırpıntısını, damar hareketlerini, mideyi falan bağırsa bile hani duysanız bazen ya ne oldu bir rahatsız oldum dersiniz. Damarda giden kanın sesini duyabiliyorsunuz neredeyse. O kadar ya da hissediyorsunuz. Oldukça önemli. Hani burada şunu söylüyor. Mesela hep şunu söylüyoruz. Sigara içmek insanı kanser yapar diyor. Bu mesela insanlarda niye etkili olmuyor? Madem veri önemli. Diyorsun ki %70 oranında sigara içen 15 yıldan fazla kanser olacak. Mesela diyor ki bu insanı etkilemiyor ama veriyi daha net söylerseniz etkiler diyor. Mesela bu değişik bir nokta. Raporlamayla, iş zekasıyla da ilgili. Diyor ki insanın mesela o gün bir kulak işte şimdi elektronik saat yok ama saatte şunu görsem. 17 tane hücreniz bugün kanser üretmeye başladı. Şimdi bu diyor insan hayatını ve davranışını değiştirebilecek bir şey diyor. Gerçekten önemli bir tespit. Yani aslında buradaki bir şeyi gol yiyebiliriz buradan bizler. Yani genel bir şeyi söylemekle insana bir şeyi kesin net söylemek arasında çok fark var. Çünkü insan o boşlukları kafasıyla dolduruyor gibi geliyor. Bir de orada şeyi de vurgu yapıyor ya hani tamam sen bunu yine de umursamadın diyelim ki ama sigorta umursayacak. Kesinlikle öyle. Umursayacak diyecek ki ya bak sen uyaracak kanser oluşmaya başladı sende sigarayı hemen bırakıyorsun. Bırakmazsan eğer senin sigorta şeyin primlerin 5 katına çıkıyor Bu gibi. arada bu gerçek hayatta da hani böyle konuşuyoruz uzakta kalmasın. Biz mesela sağlık sigortaları yönetiminde de ben çalıştım 3 yıl kadar bir şirketin. Orada mesela büyük sigorta şirketlerinden biri bize bu yöntemi önerdi. Aslında yöntemin yani kişisel harcamalarınızla bağlantılı olarak size hasar prim oranı öneriyor. Yani sen diyor fazla hastaneye gidersen, şu alanlarda gidersen sen daha fazla sağlık sigortası parası ödüyorsun diyor. Mesela kişilere çoktan indirgemiş durumdalar. Biliyorlar kimin ne kadar riskli ve ne kadar para harcayacağını. Ama şirketler şu anda çoğu şirket buna yanaşmıyor. Yani ben çalışanıma onu yansıtmayayım. Havuz mantığıyla yönetimler var ama önümüzdeki dönemde yani sizin genetik yapınıza göre bile değil mi? Sağlık sigortası yapıp yapmamakla ilgili de birçok çalışmada var maalesef. Bu verilerin de satıldığı işte ne diyorlar? Kara internet mi? Biraz Amerikan tarzı şeye gidecek gibi sanki. Hani şey vardır ya orada Türkiye'de mesela bir hizmet alırsın bir sürü şey içindedir onun. İşte KDV'si içindedir, vergisi bilmem ne içindedir fiyatın. Ya da uçağa binersin uçakta yemek ikram vardır falan o içindedir, kahve vardır içindedir falan. Ama Amerikalı nasıl düşünür? Ya ben uçağa bindim niye bu bedava olsun ki? Yani bedava olması ne demek? Bilet fiyatına bu dahil oldu zaten. Ben kendim karar verip istersem onu alırım. Hani belki de istemiyorum, almayacağım. Niye bu dahil olsun falan gibi bir mantıkla. Baz ücret vardır. Hani vergisi falanı filanı üstüne alacağın bir şey. Hani taşıtacağın bir şey. Hani yük işte bir valiz verdin ettin falan. Onların hepsi ayrı olarak fiyatlanır O mesela. yüzden şey diyelim yani eğer bir son tüketici olarak ucuz bir şey istiyorsanız her şey dahil paket istemiyorsanız muhtemelen verinizi daha iyi kullanacaklar. Çünkü onu bir zorunlu kılıyor. O yüzden ben olsam hani buradan seslenelim diyelim espri yapıyorum ama
bütün her şey dahil, yani kahve dahil, çay dahil, salata dahil bir yere gitmek isterim. Çünkü eğer bunu isterseniz havuzda bir şekilde gidiyorsunuz. Çok fazla veri analizi yapmaya gerek yok. Ama öteki türlü ben fiyatları düşüreyim dediğinizde arka planda çalışan büyük veri ekipleri sizin ne yaptığınızı, ne yapmadığınızı tıkır tıkır hesaplamaya gidiyor gibi gözüküyor. Mesela şeyi düşün hocam, eskiden televizyon izliyordun, hani ne izledin meçhuldü. İşte belirli evlere aletler koyuyorlardı, istatistik yoluyla tespit etmeye çalışıyorlardı falan, ne izleniyor, reytingi ne kadar falan. Şu anda Netflix tüm izleyicilerinin hangi saatte neyi açtığını, neyin fragmanının ne kadar saniyesini izlediğini, hangi dizinin hangi bölümlerini ileri sararak izlediğini, kimlerin atlayarak izlediğini, hangi bölümün özetlerini izleyip de bazı yerlerin detaylarını izlediğini falan, her bir şeyi biliyor. Yani neredeyse gözünüzü kırptığınızdan haberi var. Ve o veriye dayalı olarak çıkarımlar yapıyor. Onun sonucunda da ne yapıyor mesela? Çok yüksek meblağlarla, çok böyle tanınan kişilerle çok fazla çalışmasına gerek yok. Çünkü müşterilerinin hangisinin hoşuna gidecek olan, ne tür zaten var olan yayınları olduğunu biliyor ve kime ne önerebileceğini çok iyi bir şekilde biliyor. Öyle olduğu zaman yani eser miktarda yeni şey üretse, yeni üretim yapsa, orada belirli sayıda böyle tanınan birilerine rol verse, ama hani ne tür sahnelerin ilgi çekeceği, ne tür oyuncuların ilgi çekeceği falan filanı hepsini biliyor veri üzerinden. Dolayısıyla çok daha düşük maliyetlerle çok daha fazla insanın ilgisini çekecek şekilde iş yapabiliyor. Ve emin olun mesela izleme alışkanlıklarımız, nelerden hoşlandığımız falan, hani sıkı bir Netflix izleyicisi olan herhangi bir kişiyi, bu kişi kendini tanıdığından daha fazla Netflix tanıyor. Şeyi de burada bir örnek olarak da şeyi veriyor Harari. Televizyon hani Latinceden şey diyor, uzaktan görmek anlamına geliyor. Ama artık eğer televizyonlara bir kamera da eklenirse, ki bazı televizyonlarda var bu, uzaktan görünmek de olursa, yani sizin bastığınız tuşla o sıradaki mimikleriniz, davranışlarınızla ilişkilendirirse vay halimize diye de ekliyor. Şimdi bu tabii ki şeyi de sormak istiyorum hocam. Hani biraz sohbet edelim bu konuda. Yani bu veri konusundan kaçamayacağız galiba. Yani sonuçta 1984 romanı var. Hani o zamanlardan itibaren daha çok aslında bu Rus-Amerikan Savaşı'ndan birbirimizi izliyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Vatandaşın nereye gittiğini, ajan mı bu, kim mi diye bir takip diye başladık. Suçlulukla çok besleniyor. Watson's, işte IBM Watson birçok şirket açıkladı. Yüz tanımayla çok insanlar içeride yattı bu arada. Yanlış insanı tanımış yüz tanıma sistemi. Adam 3 yıldır yatıyor. CIA'de olunca hepten daha da kötü oldu maalesef ki. Yaşananları biliyoruz. Bu şeyin olacağı kaçınılmaz. Yani bir şekilde bizi izleyecekler. Şimdi telefonu bırakmak çok zor geliyor. Hani şimdi gideceğiz, trafik var mı yok mu, hava durumu falan. Eskiden 20 dakika bilgisayarı açıyordum ben. Hava durumuna bakmak için bir yere gideceğim. Otobüsü saatini öğrenmek için açıyordum bilgisayarı. İETT'nin sitesine giriyordum. Bakıyordum, o sırada muhtemelen otobüs kaçmış oluyordu. Bakın yani veriye ulaşmak için gösterdiğim çabada otobüs kaçıyor. Biliyorum ama artık alışmıştım, bir sonraki otobüse bakıyordum. Yani muhtemelen şunlardan, bizi izlemelerinden, hani bu aracı da kullanıyoruz, vazgeçemeyeceğiz. Ne dersin hocam? Bu böyle bir yani bir Terminator filmine tabii yani öyle bir soru sormak da istemiyorum ama yani bu konuda bundan kaçamayacaksak, bununla birlikte yaşamak, bu çevik yaşam da tabii bahsediyorsunuz. İnsanın böyle mutluluğuyla da bağlarsanız ne dersiniz? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Ya gelecek muhtemelen iki ucun arasında bir şey olacak. Yani çok kötü alternatifle çok iyi alternatifin aralarında bir yerde olacak. Burada da normal dağılım büyük olasılıkla söz konusu olacak. Yani hani ortalama bir şey olma ihtimali daha yüksek. Yani çok iyi bir senaryo ya da çok kötü bir senaryo değil de ortalarda bir senaryo çıkma ihtimali daha yüksek. Ama hani normal dağılımda da sola çarpık, sağa çarpık durumlar olabilir ya. Ne yazık ki bana öyle geliyor ki böyle biraz kötüye yakın olasılıklar daha şey olacak. Başlangıçta en azından daha böyle olası durumdalar. Ama insanlar onu yaşadıkça, bir yandan da yaşadıklarından ders çıkaran bir canlı insan, yaşadıkça görüp bir takım şeyleri düzeltmeye başlayacaklar ve önce ortaya gelip sonra da sola doğru gidecek gibi o. Yani daha iyi senaryolara doğru gidecek gibi.
Yani hani Trump diyor ya, daha iyiye gitmeden önce daha kötü olacak falan diye koronayla ilgili. Gerçi bir sürü şey söylüyor. En son öyle bir şey söylemiş herhalde bir iki gün önce. Yani bu yeni teknoloji bizi nereye doğru götürecek konusunda bir böyle savrulacağız. Zaten o savrulmayı yaşıyoruz şu anda. Ama oradan toparlarız diye umuyorum ben. Ve giderek daha iyiye doğru gidecek muhtemelen. Mesela sanayi dönüşümünü bu anlamda değerlendirecek olursak, sanayi dönüşümünün ilk başında ortalama insan uçurumdan düştü. Yani geleneksel beklentilere göre hareket ettiği tarıma dayalı bir yapı vardı. Aristokratik bir sisteme dayalı bir yapı vardı. Toplum kendi içinde dönen bir mekanizmaya sahipti. Ne oldu? O mevcut sistem paramparça oldu. Bambaşka bir yapı ortaya çıktı. Bu yapı henüz bir sistem değildi. Yani hani yapılaşmış durumda, çevresiyle bütünleşmiş durumda değildi. O yüzden ortalama insanı darmadağın etti. Ne olduğunu anlayamadı ortalama insan ve refah seviyesi, bırakın refah seviyesinden hani yaşayabilirliği çok kötü bir duruma düştü. Ama ondan sonra bakın sanayi toplumunun yayılması, çeşitli imkanları hayatın içine sokmasıyla birlikte hepimiz şu an krallar, kraliçeler gibi yaşıyoruz. Yani düşünsen hocam, ben şu an Antalya'dayım. Sen neredesin? İstanbul'dasın herhalde. İstanbul'dayım. Yani böyle canlı karşılıklı konuşuyoruz yani, muhabbet ediyoruz. Ya bugün şey geldi aklıma, duş alabilmek mesela. Yani ormanda yaşayan bir kabileyken bunu birine versen, ya bu nasıl bir hayat? Yani böyle bir hayattan başka hiçbir şey istemez. Ama insan doğası hijyen faktör diye bir şey var ve onu hemen standart bir faktör olarak atıyor. Ya duş almak ne ki arkadaş, hani şey, temiz su bulmak. Hemen onu diyor ki ya içiyorum işte, biraz önce gittim aldım. Hiç nereden gelmiş, kim üretmiş falan hiç umurumda değil, değil mi? İçiyorum. Ama burada da şeyi söylüyor. Lüksler, temel ihtiyaçlar hijyen faktör olunca diye ben kendime not almışım mesela. Lüksler için rekabet olacak. Yani mesela herkes uzaya gitmek için bir araca sahip olduğunu düşünsene. Çok kötü gibi. O yüzden bazı insanlar da cennetin çok kötü bir yer olduğunu söylüyorlar. Hani inşallah gideriz ama hani ne yapacak ya, herkesin her şeyi varsa hiçbir anlamı yok diyorlar. O yüzden belki de asıl cennet dediğimiz, bazıları da dünyada diyorlar ya, böyle bir düşmek, bir kalkmak, hani böyle susuzken su içmek, biraz bunu aç bırakın, işte yemek verin falan gibi. Belki kendi cennet cehennemlerimizi de yaşıyor olabiliriz. Ama şöyle bir şey olmayacak gibi düşünüyorum ben de. Yani bir bu Terminator filmi gibi yapay zekanın imparator olduğu bir süreç olmayacak gibi. Hani orada çok yanılsamalar oluyor gerçekten. Ya da tekrardan ben bir insanın başa geçeceğini, tüm dünyada tek bir görüşün hakim kalabileceği de çok mümkün değil. Çünkü hepimiz çok farklı bakıyoruz. Yani ben her eğitimde anlattığım insanlara başta sorarım mesela, İnsan kaynakları analitiğiyle ilgili. Ya her seferinde mi yeni bir şey geliyor? Hani diyorum ki hiç böyle düşünmemiştim. O yüzden insan böyle çok böyle standardize edilebilecek bir varlık değil bence. Ve Aynen. onu biz sürekli, tüm dünyada şu an ne var? Bir demokrasi, liberalizm. Bu arada Harari'nin dediği gibi şu andaki elimizdeki en iyi sistem bu. Biz de bu yayını yapabiliyorsak, Cengiz Han döneminde mesela ben işte bununla ilgili bir şey söylesem iki atlı bana doğru koşuyordu muhtemelen. Değil mi? Yani beni duysa bile iki ulakla falan. Cengiz Han döneminde şeydi, eğer isyan etmiyorsan, siyasi Ha. iktidara boyun eğiyorsan, dininde, örfünde falan bayağı serbestsin. Ama eğer onun siyasi iktidarına şey yapıyorsan, kafa tutuyorsan, o zaman kelleler yığılır. Öyle mi? Oydu yani. Cengiz Han'ın da çok, yani şimdi konumuzla ilgisi yok, onları da söyleyelim, sohbet ediyoruz. Bir eş seçme hikayesi var diye hatırlıyorum. Büyük ayaklı kadını falan seçiyor, diyorum Allah, o zamandan beri nedir bu hikayesi falan, belki koşmak mı, hani güçle mi ilgili falan, değişik şeyler var. Tarihte tabii ki çok fazla parametreyi, bunun gibi hani birinin büyük ayağı olması gibi bir şeye yoruyoruz. Mesela bir insan bize bir şey söylüyor, çok çıkarım yapıyoruz. Hani insan beyninin tek kabul etmediği şey var bence. Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Boşluğu hiç kabul etmiyoruz. İlla Mesela bir hikaye uyduruyoruz. ben şunu diyemem. Yani Mustafa Acungil, yani bir sohbetimiz var. Benimle ilgili hiçbir şey düşünmediğinizi asla düşünemem. Mutlaka bir şey koyuyorum. Diyorum ki beni seviyordur. Ya iyi bir hukukumuz vardır. Ya da diyorum ki ya bu adam beni sevmiyor. Ya bırak, hani bir şey koyma desen koyamıyorsun. O yüzden bütün boşlukları da doldurmaya çalıştığımız zaman, ben insan kaynaklarında bu arada bunun olduğunu düşünüyorum. Çalışan işe geliyor diyelim, ya da bir insan bir ülkeye geliyor diyelim. Hani ülkeye girdim.
Oradaki boş, devletin de görevi bence bu. Oradaki boşlukları doldurmak kafamdaki. Mesela yolda gidiyorum, çukurdaki boşluğu doldurmak. Sonra eve geliyorum, kapıyı kapattım, silahlı bir saldırı oldu diyelim. O kafamda bir boşluk var. Acaba ne olacak? O boşluğu geliyor polis dolduruyor. Diyor ki seni koruyacağım. Sonra vergimi ödüyorum. Diyor ki sana yol yapacağım. Ya da yapmıyor, sevmiyorum falan. Bütün hikaye dünyadaki bence boşlukları doldurmakla ilgili. Harari buradan bahsetmiyor ama hani biz tabii çıkarımlar yapabiliriz. Bir de çok hocam çok kısa bir şey de söyleyeyim. Bir de fiziksel olarak da şimdi biraz uçuyor falan diyebilirler ama onu düşünüyorum ara ara. Bir insanın beyninin boşluk sevmemesi var. Yani her türlü boşluğu reddediyoruz ve kapatıyoruz. Bir de fizikte şöyle bir şey var. Maddenin %99,99'u boşluk. Şimdi mesela bu çok bana Ait ironik bir boşluktan şey. ibaret aslında. Ya dünyayı bir belgeselde izlemiştim. Şu kadar sanırım yanılmıyorsam. Bütün dünya aslında şu kadar. Kalanı boşluk. Ya hadi canım o kadar mı? Gerçekten öyle. Yani dünyayı sıksanız eğer boşluk olmasa bu Kara delik kadar. olduğu zaman yani Değil hatta mi? işte süpernova falan şeyler var ya kızıl cüce vesaire o çöken yıldızlar ufacık yere yığılıyor o kadar kütle. Yani bu da bir ironik ve şey bir durum diye diyorum hocam. Sen bir şey diyordun ama. Buradaki boşluk olmaması, hikaye uydurma ve yapay zekayı birleştirirsek ben Harari'nin yanıldığı bir yer olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı hala tam olarak anlayamıyor bir noktada. O da şununla ilgili. Kitapta mesela bu okuduğumuz kısımda yapay zekanın satranç oynayan programı yenmesiyle ilgili bir anlatım. İşte diyor ki işte bir yapay zeka bu konuyla ilgili hiç öğretmeden, insan da öğretmeden, kendi kendini öğrenerek, insan katkısı olmadan 4 saatte öğrenip en iyi programı yendi ve yapay zeka işte şey oldu. Kendi kendini öğrenerek işte bunu başardı gibi bir anlatı var. Şimdi burada insan emeği olmadan, insan katkısı olmadan kendi kendini öğrenme falan tamamen bir safsatadan ibaret. Bu Çünkü olmaz değil mi? Hani olmaz. yapay zeka uzmanı olarak. Makine öğrenmesi gözetimli öğrenmedir şu anda. Örneklerinden öğrenir. Ama şu var, makine öğrenmesini yapay zekaya çevirdiğin zaman bazı yönergeleri, tanımları veriyorsun, o işleri de yapıyor. Yani bir yandan makine öğrenmeyle ilgili şeyler yapıyor, bir yandan da yönergeleri uyguluyor. Mesela satranç diye bir oyunun var olduğunu o yapay zeka nereden biliyordu? Bu oyunun kurallarını nereden biliyordu? Bu kurallara göre işte bilmem kaç tane oyun üretip onların sonuçlarından şöyle bir algoritmik yaklaşımla öğreneceğini nereden biliyordu? Bunların hiçbirini makine bilmiyor, hiçbirini yapay zeka bilmiyor. Tamamı insanların icat ettiği ve yönergelerle ona yaptırdığı bir şey. Yani orada bilinç falan hiçbir şey yok. Çok aşırı gelişmiş bir alet. Yani insan emeği yok gibi görünen şeylerde bile arka planda her türlü yapay zekada arka planda insanların ya bir algoritmayla yönlendirmesi ya bir yönergeyle yönlendirmesi nasıl davranacağı ile ilgili genel kuralları ortaya koyması gibi bir insan yaklaşımı var. İnsan olmadan yapay zeka hiçbir şey yapamaz. Ya o yönlendirmeler tamamen insan eseri olarak gerçekleşiyor. Ha ama şu var. Çok az yönlendirme ile manyak şeyler yapabilir. Okey yani hani korkulacak çok yönü var. Hayatı ciddi anlamda değiştirecek, dönüştürecek çok yönü var. Ama yapay zeka, yapay bilinç diye bir şey değil. Özgür bir şey değil. Kendi kendine karar veren, hareket eden bir şey değil. Yönerge ve algoritmalar çerçevesinde insanın çizdiği sınırlar altında hareket eden bir şey. Ve bu da korkulacak bir şey çünkü insanın çizdiği sınır derken benim çizdiğim sınır değil. Yani benim cep telefonumda şu an belki 100 tane yapay zeka uygulaması var. Bunlar benimle ilgili çeşitli şeyler yapıyorlar, tahminler yapıyorlar, davranışlar yapıyorlar ve benim çizdiğim sınırlarda yapmıyorlar. Birilerinin çizdiği sınırlarda yapıyorlar. Benim de anlayamayacağım şekilde onayladığım mekanizmalarla yapıyorlar. Yani bir işte şunu kullanacağım diye onay istiyor, veriyorum. Şunu yapacağım diye onay istiyor, veriyorum. Geçen mesela başıma bir şey geldi. Yani ben kullandığım bir bankaya like atmışım işte Facebook'tan. Bankada bana işte bir akrabama işte şu ürünü şöyle kullanıyor, sana da şöyle böyle falan diye reklam şey yapıyor, gösteriyor.
Ya ne alaka yani, ben ona like etmekle bunu yapma yetkisini vermiş oldum. Muhtemelen verdim. Çünkü kargacık, burgacık, incecik yazılarla Küçük yazılan yazılarla. var. Oralardan verdim böyle bir yetkiyi muhtemelen. Yani korku yine şeyle ilgili. Başka insanlardan korkmam gerekiyor o yapay zekayı kontrol eden. Mesela mezarlıktan korkulur değil mi? Mezarlıkta kalmak istemezsin falan. Niye korkulur? Çok reel bir korku mezarlıktan korkmak. Çünkü çok iyi kontrol edilmeyen bir yerse orada yani şey mi olur, ay yaşı mı olur, sarhoşu mu olur, keşi mi olur, kinercisi mi olur falan. Orada kim bilir nasıl bir insan olur da o bana zarar verebilir diye. Yoksa yani hayaletten korkmak, şundan korkmak, bundan korkmak değil. Yine orada insandan korkmak daha mantıklı bir korku. Yani yapay zekadaki temel korku da bence yine bu. Yani onun kontrolünde olan insan kasıtlı olarak ya da kasıtsız olarak yapay zekayı yanlış yönlendirmeleriyle katsayı, etki katsayısı çok yüksek bir şeyi harekete geçirmiş olacak. Onu yani asıl korku kaynağı bu bence yapay zeka ile ilgili. Ben hocam şeyi düşünüyorum, yani ben mezarlıktan korkunun daha çok Ayyaş'tan değil de insanın ölüsünden bile korkuyor bunlar hani diye, böyle gerçi aslında keşke bir masal falan olsa da hani bir hayvan izlese falan insana insanlar. O korku şeydir zaten. Yani bizim kültürümüzde o kadar yok. Biz mesela cinden çok korkarız. Çünkü kültürümüzde onun çok yeri var. Mesela Batı medeniyetinde cin Alaaddin'in sihirli lambasındaki sevimli bir şeydir. Yani öyle çok o kadar korkulan bir şey değil. Ama hayaletten çok korkarlar. Evet, Biz de çok hayalet şey. filmi bayağı rahat rahat izleriz. Bir de Şu palyaço var biliyorsunuz. onların kültüründe şey var hocam. Yani gömüldüğü yerden kendi ölüleri, ataları kalkıp gelir, eve tekrar gelir falan gibi yerleşik, yani böyle mitolojilerinde falan da yer alan, böyle çocukluk hikayelerinde anlatılan falan korku kaynakları var. Onunla beslendiğin zaman ondan korkuyorsun tabii. Ben de sosyoloji dersinde üniversitede okuduğum bir konu var. Meksika'da, şimdi hatırlamıyorum. Ölülerini bayağı şeyle, düğünle gömüyorlar. Çünkü asıl dünya olduğu için hani mantıklı da çok gelmişti o zaman. Yani madem hani öteki dünya çok güzel, hani aslında niye herkes ağlıyor ki? Niye üzülüyorsun? Adam en güzel sonsuz yere gitti falan. İyi kötü, iyiyle gitti, kötüyle gitti falan diye. Meksika'da da hala o gelenek devam ediyor hocam. Yani bu boşluk doldurmak bir konu var tabii ki, ama İnsanların bir de, yani stres konusuna çok girmeyeceğim ama, birçok şeydeki bir yönetim sorunu var, kendi yönetimi sorunu var. Ben en büyük sorunlardan birinin de çok fazla girdiye, biz de mesela bir yayın yapıyoruz, şimdi bizi dinleyip belki de yanlış yönlendirmişizdir bir insanı, ondan etkilenecek. Ya da yolda gidiyorsunuz, size birisi bir şey diyor. Bir yere gittiniz, akrabanız bir şey diyor. Gitmediniz bir yere, daha kötü, evde televizyonu açtınız, mahvoldunuz. Kitap açtınız, kitap okumak güzel bir şey ama belki de hani buradaki gibi belki yapay zeka ile ilgili yanlış bir yönlendirme olabilir. Öyle onu çok doğru zannedebilirim. O kadar çok noktadan etkileniyorum ki benim böyle bu belirsizlik ve kendi yönetimimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani dünya olmasa, ya da şöyle düşün, şöyle söyleyeyim, daha soyut konuştum, biraz somut ifade edeyim. Yani aslında 8 milyar, 9 milyar tane dünya var aslında. Hepimizin dünyası, herkesin kendi dünyası var ve bunlar çok fazla şeyden etkileniyor. Ve bizi hani bir pivot table'daki gruplama gibi ya da bir iş zekasındaki slicing, dicing gibi gruplayıp böyle tuşlara basıp segmentlerimizi belirlemişler ve bu adamlar, abi bunu seviyor, sen bunu ver. Şunu seviyor, bu reklamı koy. Reklamlar değişiyor, her şey değişiyor ama yine veri üzerinden bizim yönetilmeye çalışıldığımız bir çağdayız gibi gözüküyor. Bu çok açık. Ve eskisine göre çok daha mümkün. Yani eskiden mesela kamuoyunu yönlendirme falan diye baktığın zaman propaganda, Hitler'in propaganda bakanlığını falan düşün. Daha böyle kitlesel etki etmeye yönelik şeylerdi. Şu anda çok ince ayarlı olarak yapmak mümkün bunu. Gerçekten insanların nasıl etkileneceğini bireysel bazda neredeyse birbirine benzeyen küçük küçük insan grupları olarak. Yani 8 çeşit insan değil, belki 8 bin segment insan ama kendi işte o 8 binin hangisindeysen oradakilere çok yakın davranıyorsun. Ve o segmenti de tanıyor. O 8 bin segmentin her birinin nasıl davranacağını da biliyor. Senin hangi segmente daha yakın olduğunu da biliyor. Öyle olduğu zaman aslında bireysel olarak beni tanımış oluyor, seni tanımış oluyor. Ne yapacağımızı bir hayli isabetli bir şekilde tahmin eder oluyor.
Tabii bu da büyük veri yapay zeka bağlamında korkulacak noktalardan biri. Harari'nin de yine üzerinde en çok durduğu konulardan bir tanesi. İyi hocam, bir şey çok küçük bir şey söyleyeyim, aklıma geldi. Veriyle insan o kadar manipüle olabiliyor ki. Ya şimdi biz böyle söyleyince ya bunlar algoritmacı birisi de İK'da çalışmış, dijital İK'cı. Hani hep bunu belki de biz büyütüyoruz, öyle de olabilir. Ama bakın nasıl öyle değil bir örnek vermek istiyorum. Hayatın içinden ve dün oldu bu. Babama emekli bir mesaj gelmiş. 22 nokta küsuratını o verici arkadaş dijitleri sınırlamamış. Ve 22 bin küsür lira bir telsiz kullanım bedeli diye bir bedel Turkcell'den geliyor mesajda. Gerçekten de Turkcell'den, işte Vodafone mu Turkcell mi tam hatırlamıyorum, Turkcell sanırım. Bir mesaj gelmiş ve babam şeyle beni aradı. Birkaç kere aradı, dedim ne oldu, bir şey mi oldu? Aradım hemen işteydim. Dedi ki böyle borcumuz varmış. Dedim ki yani dolandırıcı birisi mail atmış falan. Bakın minicik bir veri hatasıyla insan nasıl manipüle oluyor. Ben akşam işi gücü bıraktım. Yani biliyorum öyle bir şey olmadığını bu arada. Eminim hani öyle bir telsiz kullanım tarifesi bile yok. Ama hani gönlü olsun, bir de yani bir insan stresli beklemesin, öyle uyumasın diye düşünsenize, bir emeklisiniz falan, böyle bir şey geldiğini. Bir de kafayı takacak hani bir nokta da bulmanız da lazım. Ben de taktım bu arada, diyorum nasıl olur falan filan. Gittim Turkcell'i arıyorum, bana vermediler. Bakın benim zaman gitti. Bir saat bu arada yapay zeka robotuyla konuştum. Beni bir türlü müşteri temsilcisine bağlamıyor. Yeter diyorum mesela, bilerek kızmadan. Diyorum acaba o sözü koymuşlar mıdır? Hani yeter derse hani kullanıcıya bağla diye bir şey koymalarını umdum. Yok, beni suratıma İmdat kapattı. deseydin hocam. İmdat falan bir şeyler değil. Bir türlü çıkamadım. Bir şekilde bağlandım. Bu sefer dedi ki ses tanıma sistemi var, babanız olmadan yapamayız. Akşamleyin 10.30'da kalktım işte. Geç çıktım. Babamın yanına gittim. Onunla birlikte baktık. Bu sefer onun telefondan denedik aynı şeyi. Benim yani 8 saatim falan gitti. Birlikte bir hobi olarak babamla iyi vakit geçirmiş olduk. Daha da hani sık görüşmüş olduk. O açıdan faydalı. Aradım. Efendim dedi, dijitleri hatalar yapmışız. Özür diliyorum sizden. Ve o gün babam da bir Turkcell bayisine gitmiş. Orada da 3 kişi bu konudan bekliyormuş. Yani Türkiye'de infial yaratırsınız. Hani bir dijit veri hatasıyla. O yüzden veriden çok etkileniyoruz. Yani oradaki bir para bir şey, ama sizinle ilgili düşünün. Hepimize şu an e-devletten ceza yediğiniz 3.000 lira. Hadi izleyin mesela, aslında umarım bir hacker falan yapamaz bu sistemi kırıp. İnanılmaz bir karmaşa olur. MTV borcunuz şu kadar. Yani veriye o kadar manipülatif bir şekilde erişebiliyoruz ki. Tapu kayıtlarına bakın, bulunduğunuz yani sahip olduğunuz bir yer varsa haritada gösteriyor falan. Yanlış yerde gösterse ya da ne bileyim o kaydı silseniz. Mesela hacklenme riskleri falan da ciddi anlamda artıyor aslında. Böyle her şeyin veri üzerinden yürümesiyle birlikte. Yani düşünsenize arabanızın akıllı olması aynı zamanda arabanızın hacklenebileceği anlamına geliyor. Yani Değil mi? manuel bir arabada dışarıdan birisi onun kontrolünü ele geçirecek de bana kaza yaptıracak falan. Nasıl yani? Nasıl kontrol edecek ki uzaktan? Şu akıllı araba olduğu zaman çatır çatır uzaktan kontrol edilebilir hale geliyor. Ve o tür riskler de ortaya çıkıyor aslında. Hocam bu arada biz kaptırdık gidiyoruz ama saate Oh, baktın mı hiç? bir saat bakmadım hocam. Bayağı bir 8 geçmişiz. 8.30'a geliyor neredeyse. Hocam toparlayalım istersen. Harari gerçekten bize bir feyiz verdi. Ona da teşekkür ederim tabii ki. İnsan, yapay zeka, gelecek, teknoloji, geçmiş, siyasi görüş, demokrasi, insan mutluluğu kavramlarından böyle bir özetledik. Devam edeceğiz bu seriye. Hepsinin de bağlantılı olduğunu fark etmek önemli değil mi? Bu söylediğimiz şeyler hani sanki ayrı ayrı konularmış gibi gözüküyor ama hiç öyle değil. Kesinlikle. Dünyadaki her şey bir bütün aslında ve birbirlerini ciddi anlamda etkiliyorlar. O yüzden yeni yaklaşımda şey de yapmak gerekiyor. Benim uzmanlık alanım bu, ben sadece bu tarafına bakıyorum diyebileceğimiz bir dünya yok artık. Yeniden böyle bütüncül kavramların, farklı alanlardaki kavramların birbirlerine ilişkisini düşünerek konuşmamız gerekiyor. Biz de Allah'tan epeyce öyle yapıyoruz. Umarım dinleyicilerimiz turlarken böyle bizimle birlikte başları dönmüyordur bu kadar farklı konu. Umarım hocam. Yani aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Ben bu arada önümüzdeki dönemlerde bir tarih, makine öğrenmesi, yapay zeka da belki bir konuşmak lazım. Çok benziyor çünkü. Yani tarihçe bazlı bir veriyi alıp geleceği forecasting yapmakla tarih bir programı izleyip geleceği forecast etmek, sözel olarak tahmin etmek çok yakın. Bunu metaforlar üzerinden Harari çok iyi yapıyor. O açıdan kitabı da hani tavsiye edelim. Bizim tavsiyemize ihtiyacı vardır yoktur, o ayrı bir konu.
Ama gerçekten bir şeyi başka bir şeyle anlatma sanatı çok önemli. Çünkü yeni şeyleri bilmiyoruz. Yani yapay zeka, makine öğrenmesi duyuyoruz, biliyoruz. Biz bile yani orada yanılsamalar, hani ben kendim için söyleyeyim. Ya sandığım şey öyle değilmiş diyorum. Monte Carlo simülasyonuna bakıyorum. Aa bu neymiş falan. Hani zannettiğimiz şeyler var. Çünkü zannetmek nereden geliyor? İşte bu bahsettiğimiz boşluk doldurmaktan. Benim mesela herkesle ilgili fikrim var ya. Hani gerçekten var maalesef. Zaten herkes. Herkesin de herkesle ilgili fikri var. Ya mesela ben hani sokakta önüme bakıp yürüyorsam bu çocuk belki ya asosyal diyebilir. Halbuki çok severim yani sohbet etmeyi, şakalaşmayı, bilmem ne, espriyi falan. Ama boşluk asla kabul etmiyoruz. Umarım bir slot açılır da insan beyninde, hani bir şeyle, temenniyle yavaş yavaş kapatayım. O boşlukların boşluk olarak kalması çok güzel. Bugün de bir birileriyle sohbet ediyorduk arkadaşlarla, sağ olsunlar. O anda kalmak hikayesinde tutunduk biraz, ama şunu düşündüm. Hani bu yeni bir uzun süredir yapılan bir söylem. O anı yaşayın, mutlu yaşayın. Biz de söyledik aslında, gelecek yok, geçmiş yok, bu an var falan diye, ama o anda çok uzun süre kalırsam da çok kötü. Düşünseniz hani suratımda bir tebessüm var, o andayım, soda koyuyorum falan, hep o andayım. Hani balkona çıktım yine o andayım falan. O da yani çıldırtacak bir şey. Herhalde bir 10 dakikadan fazla da yani o anda çok da kalmamak lazım. Geçmişe de geleceğe de bakmak lazım diye de kendime de bir eleştiri yönelteyim. O zaman hocam Harari'den devam ediyoruz değil mi sonraki oturumumuzda? Evet, önümüzdeki oturumda da bugün ilk 4 alanı konuştuk. 21 başlık var arkadaşlar. Sonraki başlıkları da, bazıları göç gibi, din gibi, savaş gibi büyük başlıklar var. Belki onları tekil olarak da ele alabiliriz. Ama yine işimiz, gücümüz, insan, gelecek ve veri kesişimi olacak. Biz de bu arada sizlerle hani hem bir sohbet etmiş oluyoruz sizin vasıtanızla, izleyenler vasıtasıyla, Mustafa Hoca ile birlikte. Ben de şahsen buralardan kendime de notlar aldım. Çukurlar var, derin çukurlara düşme falan diye not almışım. İnşallah çok fazla çukura düşmeyiz. Geleceğe de güzelce gideriz diyorum hocam. Buyurun. O zaman ben de katılımcılarımıza şey önereyim. Kitabı okusunlar bence. Hani sohbet. Çok doğru. Buna yani bizi takip ediyorlarsa, seviyorlarsa takip etmeyi. Kitabı da okumuş olarak gelirlerse konuştuğumuz konular daha da keyifli gelebilir. Peki. Bizi de biraz zorlayın arkadaşlar. Kötü yorumlarınızı bekliyorum diye. Yani çok kötü yorumlar da gelmesin ama kötü yorumlarınızı en iyi dostlar, kötü söz söyleyenlerdir diye de böyle küçük bir alıntıyla bitirelim. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Biraz uzattık arkadaşlar belki ama bütün bahsettiğim şey yine hayat, insan, gelecek dediğimiz gibi. Kendimizden de örnekler vermeye çalıştık. hranalitik.com ve bncturkey.com sitelerini takip edebilirsiniz. Mustafa Hoca'nın zaten bahsettiği giriş kısmında konularından. Ama hocam belki istersen sen de bir hatırlatırsan, seni nereden bulabilirler, takip edebilirler. YouTube'dan Acungil diye aratırlarsa Mustafa Acungil Çevik Yaşam diye bir kanalım var. Orada bugünkü konulara yönelik Hibrit Dünya Rehberi diye bir oynatma listesi, Fütürist diye bir oynatma listesi, Çevik Yaşam Rehberi diye bir oynatma listesi var. Bunlar mesela ilgilerini çekebilir bu konularla ilgilenen arkadaşların. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, katılanlara da teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. İyi akşamlar.